Artı Gerçek yazarı Ragıp Zarrakoğlu kaleme aldığı Makus Kader'den Kaçış Yok yazısı nedeniyle hedef gösterilmiş, hakkında soruşturma açılmıştı. Ardından İsveç parlamentosundan 4 milletvekili de iktidarın ve ona yakın medyanın hedefi oldu. Stockholm'deki Dayanışma Derneği bir mesaj yayınladı. İsveç, Türkiye'nin 82. vilayeti değildir denildi. Bu konuyu Artı Gerçek yazarı Zarrakoğlu ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, selamlar. Merhabalar. Şimdi özetlemeye çalıştık. Eksik bıraktığımız bir nokta varsa lütfen siz de tamamlayın. Türkiye'de tutuklu milletvekilleri var. Her gün hedef alınan vekiller de var. Şimdi uluslararası boyuta taşınmış durumda. Nedir yorumlarınız? Buyurun lütfen. Evet, bu son derece olumsuz bir gelişme. Yani tehditler aynı zamanda Avrupa boyutunu da kapsamış vaziyette. Yani bu tip bir troll saldırıları Almanya'da da yapılmakta örneğin. Asıl ilginç olan bu saldırıların devlet başkanının iletişim sorumlusu olan kişinin suç duyurusunda bulunmasından sonra başlıyor. Bizler de aslında onun hakkında suç duyurusunda bulunabiliriz. Çünkü o suç duyurusunda bulunuyor. Ne yapılıyor? Normal bir makalizme izleniyor. Diyelim savcı soruşturma açıyor. Fakat onun yaptığı bu çağrının başka bir boyutu var. Çünkü son dönemlerde bizzat devlet başkanının da sosyal medyayı kullanın diye bir beyanı söz konusu. Ve bu beyandan sonra çok daha bu tür saldırılar artmaya başladı. Ve bütün bu Hrant Dink vakfına yönelik saldırılar, Hrant Dink'in eşine yönelik saldırı, bütün bunlar arasında bir bağlantı var. Yani aslında yapılan bir suç, yani suç duyurusu yapılırken bir suç işleniyor aslında. Eğer uluslararası hukuka ya da hatta Türkiye hukukuna bakacak olursak. Yani bütün bu şeyler aslında Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesine giriyor. Hep azınlık haklarını savunanlara, tarihten söz edenlere karşı olan bu madde aslında uygulanması gereken gruplar bu tip insanlar. Yani bir toplumu, bir parçasını suç işlemeye teşvik ediyorsunuz. Bu asla kabul edilebilecek bir şey değil. Biliyorsunuz yani bir kılıç artıkları diye bir deyim kullanıyor. Arkasından bu sanki bir işaret fişeği gibi bir ülkenin birçok yerinde bir şey konusu olabiliyor. Bana yönelik sosyal medya üzerinden gelen saldırılar bana bir anlamda da inceleme olanağı sağladı. Yani bunlar nasıl insanlar? Yani onların kendi şeylerine girdiğim vakit bakıyorsun işte halkım insanı Anadolu'nun çeşitli kasabalarından, ondan sonra kendi liderlerine tapan, ondan sonra onun bir kimseyi hedef göstermesi doğrultusunda bu CHP'de olabilir. İşte biliyorsunuz CHP il başkanı saldırıya uğradı. Birçok bu tip saldırılar gayet rahatlıkla yapılabiliyor. Bu gelecek açısından tehlikeli bir gelişme. Yani benim yazımın amacı da zaten asıl bu konuya dikkat çekmekti. Yani şimdi makus kaderden kaçılmaz derken buradaki kasıt neydi? Yani eğer iktidarı kaybetme eğilimi başladıysa, eğer kamuoyu yoklamalarında size yönelik destek azalıyorsa bunu dikkate alın. Yani demokratik bir şekilde sistemin işlemesini olanak tanıyın. Ama bu daha otoriter baskılara giderseniz Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın işlediği hataya düşersiniz. Çünkü hep kendini şeyle özdeşleştiriyor devlet başkanı. Menderes'le, halbuki bir ilgisi yok. Eğer özdeştirecekse şeyle
karşılaştırması gerekiyor. Bayar'la kendini, o da çünkü devlet başkanı. Şimdi gelen kendisi şimdi devlet başkanı. O zaman tarihten çıkarılacak ders ya işte demokrat partiler ondan sonra vatan cephesini kurdu ama niye devam etmedi demeye benziyor. Yani vatan cephesi kurmak, ülkeyi iki kampa bölmek bir hataydı o dönemde. Hatta mecliste tahkikat komisyonu açmak, muhalefet partisini kapatmak üzere tek parti sistemine dönüşmenin işaretleriydi. Bunlar yoksa bahsedilen hatalar. Ama buradan çıkarılan ders, ya Menderes işte bu kadar oy alıyordu, nasıl ona şey göz yumuldu darbeyle gitmesine. Mesele bu değil. Mesele iniş eğilimi gösteren partilerin başka yollara sapmaması. Bu son yani Türkiye, de siz bu yönlü düşünüyorsunuz o zaman. Uluslararası evet, yani boyuta taşınması. Topal ördek demokrasi diyorum ben. Yani 1945'ten beri sözde çok partili sistemi geçildi ama geçilemedi. Çünkü solu olmayan, çünkü 1946 yılında sıkı yönetim, ki savaş biteli bir yıl olmuş, hala sıkı yönetim sürüyor. Sosyalist partileri kapattı. Yoksa Türkiye bir Avrupa demokrasisi gibi solun da olduğu daha dengeli bir demokrasi olurdu. Böylece de merkez sağ partilerle sol partiler arasındaki çatışma bu kadar sert geçmezdi. Türkiye'deki bu durum aslında 2015 Haziran seçimlerinde yakalandı. Yani çoğunluğu yitirdi AK Parti. Ve bunu sağlayan da aslında ilk defa bir sol parti. Yani ben HDP'yi bir sol parti olarak niteliyorum ve bir Kürt partisi olarak da nitelendirmiyorum. Çünkü içinde farklı sol eğilimlere yer veriyor, feministlere yer veriyor, ne bileyim. Azınlıklara yer veren bir parti. Yani ilk defa Türkiye Meclisi'nde bir Ezidi milletvekili var mesela. Kimse. Bunlara dikkat edilmesi. Bu aslında Türkiye'de sunulan bir demokratik şanstı. Ama maalesef kaçırıldı ve bundan yine iki merkez sağ ve sol parti bence sorumlu. Ama ne oldu bugün? Hep ANAP diye yükleniyoruz ama ANAP kaldı mı? Bugün ANAP 2002 yılında kurulan ANAP mı? ANAP'ın asıl kurucu ekiplerinin %80'i şu anda ANAP'tan ayrılmış vaziyette. Bugünkü ANAP MHP'leşti. MHP de AKP'leşti. Yani daha şimdiden ilan ediliyor. Üç hilalin iktidar günleri geldi diye. Yani mesela İsveç'te bir parti var. İsveç Demokratlar Partisi diye aşırı sağ bir parti olarak kabul ediliyor. Ve hiçbir şekilde bir koalisyona üye olması söz konusu değil. Ama Türkiye'deki MHP'yi biz şey olarak tanımlayabiliriz. Aşırı sağ bir parti olarak. Türkiye demokratları diyelim. Tırnak içinde tabii bu. Her zaman sağ merkez sağ partilerin koalisyon ortağı. Ama Türkiye'de eğer habire darbe oluyorsa bunun sebebi o. Yani aşırı sağla kurulan ittifak. Bunu Demirel de yaptı. Hatta Ecevit yaptı. Ve bütün bunları demokratikleşme sözleri verdikten sonra yaptılar. Ve Türkiye bir türlü şey yapamıyor. Topal ördek demokrasisi olmaktan çıkamıyor. Yani bizim yaptığımız şeyler uyarı. Yani bir yurttaşın, bir yazarın yaptığı uyarı. Yani askeriyenin yaptığı uyarılara benzemiyor. Bunu fark etmeleri gerekiyor. Ve gerçekten ülkeye yazık oluyor. Yani şu anda aynı 1950 seçimlerinden sonra gidilen kutuplaşma politikalarıyla yaşanan bir kutupsallaşma yaşanıyor ülkede. Yani insanlar şu anda komşularının listesini yapmaya başlayan bir psikolojiye girmiş vaziyetteler. O zaman da buna karşı uyarı yapmak elbette İnsan hakları savunucularının, gazetecilerin ve sıradan yurttaşların da görevi.
Siz farklı politikalar devreye konabiliyor iniş görüldüğünde dediniz. Bir yandan bu konuyla ilgili kaleme aldığınız yazıda İsveç özelinde tabii genel olarak da bunu yorumlamak mümkün muhtemelen. İsveç hükümetinin buradaki rolüne dair neler söylemek istersiniz? Tepkiler de var orada ancak hükümetler bakımından nasıl bir durum söz konusu? Yani bu yazıda ben Dayanışma Derneği'nin şeyine yer verdim, bildirisine. Dayanışma Derneği de İsveç yurttaşlarının oluşturduğu bir dernek. Onların kendi hükümetlerine yönelttiği bir eleştiri. Yani bu konuda çok pasif davrandığı konusunda. Çünkü şu anda İsveç yurttaşları da tehdit altına girmiş duruma geliyor. Yani ve bu büyük bir cesaretle yapılıyor. Buna karşı ciddi bir tavır almaya davet ediyor Dayanışma Derneği. Peki bu İsveç hükümetine. Genel olarak da soralım. Çeşitli dönemlerde yoğunlaşan antidemokratik uygulamalara karşı uluslararası güçler sürekli bir şekilde çağrılar yapılıyor. Ancak kimi zaman mülteciler meselesi olsun bazı durumlardan kaynaklı yeterince ses çıkarılmadığına dair eleştiriler var. Siz ne demek istersiniz bunlara dair? Yani bu tabii eleştirilmesi gereken bir konu. Çünkü Türkiye herhangi bir ülke değil. Türkiye Avrupa Birliği'ne aday üyelik statüsü tanımış bir ülke. Ve 1945'ten beri Türkiye Avrupa Konseyi'nin üyesi olan aynı zamanda bir Avrupa ülkesi. Ama ne yazık ki ekonomik çıkarlar gerekçesiyle bütün bu yanlışlıklara etkili tavır gösterilmedi. Ve bu durum aynı zamanda giderek Türkiye'nin iç sorunu olmaktan çıkıp aynı zamanda Avrupa devletlerinin bir iç sorunu haline geliyor. Çünkü burada yaşayan Türkiyeliler de şeyden etkileniyor. Bu zehirli havadan, bu kutupsallaşmadan. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ragıp Sarıkoğlu değerli yorumlarınız için. Ben de teşekkür ederim.